kara evlere bağlanıyor. Oradan bir kapı var aslında. Peki bu kapı meselesini kaç adet düşünüyoruz? Şu anda mevcutta 6 tane başkanı. Onun güvenlik... Fazla değil mi altın? Yine ister mi yani? Yani altın bir alışmışlığı var. Evet. Öyle bir durum var. Kara evler... Buradan olmalı. Evet, bu taraftan. Burası melen suyu. 2 metre koyalım. Ayağımı sırtan geldi. Melen suyu? Melen suyu projesinin bir terfi merkezi. Öyle mi? Peki inşaat olacak mı acaba bu kadar? Ha, bitmiş yani. Ama neden bitmedi? Burası melen suyu kuyucusunun bir şekilde yapılmış ve burada nasıl bir işlem olacak? Yani su mu buraya basılacak veya buradan aktarılacak? Nasıl bir işlem var burada? Bir böyle kanal gibi bir şey var mı? Kanal var. Altında bu su. Bu yukarısında bir şey olmayacak. Sadece geçiş tarzı. Hayır, hazır ray toparlarken burada da bir toparlama yapmamız lazım yani. Mesela sorun şey, çevre çiftlerinin adam edilmesi lazım. Kesin adam değil bence. Adam değil, adam gibi adam. Adam gibi, evet. Yani öyle. Hepsini nasıl aldın? Burada mı oturuyorsunuz? Biz de burayı böyle güzelleştirip insanları açalım istiyoruz bakalım. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Yani... aynı kapılar kalsın diyoruz. Bir şimdi müsaade edersiniz. Karabiye tarafından giriş var. Aşağıda metro tarafından giriş var. Karabiye tarafından giriş var. Şimdi bu tarafta Karabiye'nin üstünde Karabiye duvarı geçilen bölgeden giriş var. Ve Mekre Caddesi'nden. Aslında atış yapmışlar burada. Ondan bir bölgeyi bir vahşi hayat yok değil mi burada? Yok, hayır. Burası bir tarafta. Başkan, bir değerlendirme alalım mı sizden? Evet. Burası tabii Büyükdere Caddesi'ne cephe hem Hacı Osman durağı hem de Darüşşafaka metro durağının arasındaki yani Büyükdere'den geçerken ağaçlık alan diye gördüğünüz ama aslında içinde 1 milyon 100 bin metreye yakın bir muhteşem bir orman alanı görüyoruz. Tabi buranın halka en doğal şekliyle açılması için hızlıca işlemlerimize başladık. Tümüyle doğal bir alanda insanların hem bu bölgede hem de bu metro hattından dolayı İstanbul'un aslında çok yakın bölgesine çok kolaylıkla ulaşıp metro durağıyla indikten sonra hemen kapıdan içeri girip sporunu yapıp yine metro ile geri dönüşleri mümkün olan bir yerden bahsediyoruz. Çok verimli olacağını eminim. Bir hazine gibi yani hazine bulmuş kadar sevinir yani öyle diyelim tarihin derinliklerinden bir tarif gibi. Bu güzel hazineyi İstanbul halkına açıp burada çoluk çocuk spor yapma imkanları özellikle yürüyüş koşu yolları oluşturmayı ve de yine buna yakın tümüyle doğal haliyle eğitimler, minik kamplar vesaire gibi bir takım çalışmalar olacağı bir alan. Yani bu doğal dokuyu tümüyle koruyarak. Zaten bundan daha güzel bir proje yok. Yani en güzel proje doğa. O bakımdan şimdi arkadaşlarımla orayı geziyoruz. İnşallah müjdeyi de vereceğiz şu tarihte açacağız diye. Önce bir tasarımına ve şekline bir bakalım. Yatırımımızı planlayalım ama 1 milyon 100 bin metreyi daha aktif kullanıma kavuşturmanın keyfini yaşayacağız çok yakın zamanda. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun.
Yani bu hani inşaat görüntüsü değil mi?